Antik dünyanın dini kültleri, büyülü gizemlerin ve gizli kalmış doğaüstü gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Araştırmacılar, antik dünyanın kültlerinin ve gizli topluluklarının teknolojinin üzerine kurulduğunu iddia ediyor. Antik kültler neden ölenlerin ruhlarıyla birimin gücü yoluyla iletişime geçiyordu? Teknoloji nasıl birebir oranda bir İsa heykelinin mucizevi şekilde hayat bulmasını sağladı? Hangi antik birim kutsal bir askeri düzeni ve kenti olası bir felaketten korudu? Antik bir uygarlık daha önce hiçbir kameranın girmediği yeraltı dünyasına girip cehennemin gizemlerini nasıl çözdü? Antik keşiflerde bugün büyünün gizli birimi var. Büyü araştırmaları bilimin ruhani bilgiyle buluştuğu noktada gerçekleşir. Bu antik tapınakların altında keşfedilen yeni bilgiler, antik insanların teknolojiyi dinle birleştirip yerkürenin altında bir büyü ülkesi yarattığını gösteriyor. Öykü, gizemli Maya uygarlığıyla antik Meksika'da başlıyor. Büyünün sadece efsane ve gerçek dışı olduğunu düşünmek çok kolay. Ama buna bilimi ve arkeolojiyi kattığınızda gerçeğe ulaşabiliyor ve somut kanıtlara ulaşma fırsatı bulabiliyorsunuz. Milattan sonra 600 yılında Avrupa'nın büyük kentlerinin büyük bir çöküş yaşadığı dönemde antik bir kent olan Chichen Itza inanılmaz bir gelişim gösteriyordu. Tapınaklar gelişmiş geometri ve astronomi bilgisiyle güneş sistemine göre tasarlanıyordu. Yıldızlara uzandılar. Güneş tanrısı ve sayısız yıldızları keşfettiler. Ama diğer tanrılar yerin karanlıklarında yaşıyordu. Ölülerin tanrıları. Mayaların tapınaklarını yazı ve resimlerle süslemesi bizim için büyük bir şans. Bu bize onların hayat ve kültürlerini tanıma fırsatı veriyor. Popol Vuh olarak bilinen gizemli 16. yüzyıl dokümanı bunların en güzel örneğidir. Popol Vuh 16. yüzyılda antik hiyerogliflere dayanılarak yazılan kutsal bir metindir. Bu metinde Shibalba olarak bilinen mistik ve büyülü bir yeraltı uygarlığı anlatılıyor. Shibalba, Maya yeraltı dünyasıdır. Ruhlar ölüm sonrası yaşama kavuşmak için oraya gitmek istiyordu. Ama Shibalba'ya ulaşmak sanıldığı kadar kolay bir şey değildi. Büyük zorluklar içeriyordu. Ruhların ölüm sonrası nimetlerden yararlanabilmesi için geçmesi gereken önemli sınavlar vardı. Shibalba, efsanelerde hala yaşıyor. Peki Shibalba gerçekten yerin altında gizlenmiş bir yer olabilir mi? Antik Maya kültüründe Shibalba, Senote ile yakından ilintilidir. Bunlar binlerce yıllık süreç içinde yağmur sularıyla dolan, doğal yoldan oluşan çökükler. Senote, Chichen Itza adlı kutsal kentin su kaynağıydı. Bu su kaynağı olmadan kentin var olmasına imkan yoktu. Bunun için buradan geçip ormandan Senote'ye uzanan kutsal bir yol, yani bir sakbe yapmaları gerekiyordu. İnsan kurban etmek Senote'de ortaya çıkmıştır. Arkeolojik çalışmalar sonucunda küçük çocuk kalıntıları, hatta kadınların burada yaşadığına dair ipuçları keşfedildi. Gerçek Shibalba, Senote'nin altında olabilir mi? Mayalılara dayandırılarak yazılan Popol Vuh sayesinde Mayaların kutsal kodlarını çözebiliriz. Bu sayede Shibalba'nın varlığı kanıtlanabilir. Bunun için Senote'ye girmemiz gerekiyor. John ve birkaç dalgıç suyun altındaki mağaraya girmeye hazırlanıyor. Chichen Itza'nın 120 kilometre batısındalar. Burada antik yeraltı izleri aranacak. Bunun son derece heyecan verici olduğunu itiraf etmeliyim. Dünyada kaç kişi böyle önemli bir arkeolojik bölgede inceleme yapma fırsatı bulabilir? Karanlığa doğru daldıklarında ekip, yüzeyden görünmeyen bir dizi mimari ayrıntıyı keşfederek büyük bir şok yaşıyor. Sakbe'yi keşfettiler. Bu ritüel yol, Maya tapınaklarıyla ayin merkezlerini birbirine bağlıyordu.
Burası ritüel insan kurban etme inancının yer altında uygulandığı yer miydi? Böyle bir yol gördüğümüzde bunun ritüel amaçlı olduğunu anlarız. Belki de buraya tapınma amaçlı bile giriyorlardı. Bu yol 100 metre uzunluğunda ve bölgede bulunan kireç taşlarıyla döşenmiş. Bu taşlar taş aletlerle şekillendirilmiş. Maya mimarisinin ortak özelliğiyle sadece insan gücüyle yapılmış. Planı yolun bir tapınağa gittiğini gösteriyor. Burada yağmur tanrısı Çak'a kurbanlar sunuluyordu. Yer altında böyle bir mimari yapının var olması sıra dışı bir durum. Blokları kesip malzemeleri buraya indirmek ve yerleştirmek için zaman harcamak bunun onlar için önemli olduğunu gösteriyor. Yeryüzünün altında yapılan bu keşif Mayaların burayı en az cennete açılan kapı olduğunu düşündükleri tapınaklar kadar kutsal gördüğünü söylüyor. Belki de Xibalba bir efsane olmaktan öte bir şey. Kutsal Popol Vuh metni sonsuz ateşin var olduğu bir bölümden söz ediyor. Burada bu karanlıkta ısı 40 derecenin üstünde. Her yer yarasalarla dolu. Yarasa odası Xibalba'nın odalarından biri. Burada yarasalar var, hem de binlerce. Sürekli etrafta uçuşuyorlar. Mayaların burayı kutsal ve yer altına açılan yol olarak görmelerine şaşmamak gerek. Antik Mayalar, mühendislik bilgilerini dine hizmet amacıyla kullanmış ve ölülerin tanrılarına ulaşmanın yolu olarak görmüş. Sonunda bu yolun yapılmasının amacı olan büyük su kütlesine ulaşmış bulunuyoruz. Son aşamayı da geçip şu anda tam önümüzde olan mağaraya gireceğiz. Bu yoldan geçtiğinizde buranın ne kadar kutsal olduğunu hissediyorsunuz. Mayaların neler hissettiğini tahmin etmek hiç zor değil. Özellikle yarasalar etrafınızda uçuşurken çok korkunç görünüyor. Ama aynı zamanda heyecan verici. Kuzey Yucatan'a gelip böyle kuru bir yerde böylesine bir tatlı su birikintisiyle karşılaşmak, onun tanrıların lütfu olduğunu gösteriyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ekibin yaptığı bütün keşiflere rağmen bu yeraltı dünyası efsanedekileri destekleyecek nitelikte değil. Kutsal Popol Vuh metnine ve tapınaklardaki resimlere göre ölüler buraya gelip sağa dönüyor. Ölüm sonrası hayat burada başlıyor. Peki neden burası suyla kapatılmış? Yoksa mağaradaki su seviyesi zamanla mı yükselmiş? Bu soruya cevap bulabilmek için dalgıç takımlarını kuşanıp mağaranın diğer bölümlerini araştırmak gerekiyor. Dalgıçlar buranın mağaranın sonu olmadığını keşfediyor. Daha derinlere inildiğinde başka odalar keşfediliyor. Bunların bazıları solunuma olanak verecek hava odacıkları barındırıyor. Bunlar Popol Vuh'da söz edilen iblis evleri olabilir mi? İlk odaya girdik ve muhteşem bir manzarayla karşılaştık. Dikit ve sarkıtlarla bezenmiş muhteşem bir yerdi. Dikitler ve sarkıtlar ancak havanın olduğu yerde oluşabilir. Bu mağaraların bir zamanlar kuru olduğunu, suyun yükseldiğini gösteriyor. Popol Vuh, içinde kılıçların, bıçakların olduğu, ölülerin ruhlarının Xibalba'ya giderken aşmaları gereken bir bıçak evinden söz ediyor. Böyle bir şey miydi yoksa? Sonra yine bir hava bölmesi olan bir başka odaya girdik. Burada yürüyerek bir başka bölmeye geçmek mümkün. Suyun altında gidiyorsunuz ve yüzeye çıktığınızda başka bir odaya giriyorsunuz. Heyecan verici bir yer. Saygıdan oluşan bir enerji hissediyorsunuz. Buraya girmek sanki başka bir boyuta girmek gibi bir şey. Bu yeni keşifler Popol Vuh'un sözünü ettiği Xibalba'yla yakınlıklar gösteriyor. İnanılmaz bir şey. Son derece heyecan verici. Buraya geldiğinizde Xibalba'ya giden yolun sonunda oluyorsunuz. Hemen önünüzde batıya giden bir mağara var. Bu beni heyecanlandırıyor. Çünkü burası Xibalba'ya giden yoldu.
Mayalar yeraltı dünyasını yer altında var olan gerçek bir yer olarak düşünmüş. Burayı ölülerin tanrıları ve ruhlarıyla doldurmuşlar. Yer altında yapılan bu keşifler Maya dininin gerçek kanıtlarını bulduğumuzu gösteriyor. Bir sonraki keşfimiz Orta Çağ'da teknolojinin kullanıldığı kilise yapımında ortaya çıkıyor. Antik keşifler birebir oranda bir İsa heykelinin 16. yüzyılda nasıl canlandığını ve insanları nasıl etkilediğini açıklayacak. Dünya üzerindeki bütün dinler ve kültler, ritüeller ve karanlık sırlar barındırarak daha da gizemli hale gelir. Mucizeler ve doğaüstü olaylar yüzyıllar boyunca mantığı zorlayan unsurlar oldu. 16. yüzyılda İngiltere'de birebir oranındaki tahta bir İsa heykeli canlanarak oradakileri hayretler içinde bırakmıştı. Yüzünü asabiliyor, gülümseyebiliyor, kollarını ve bacaklarını oynatabiliyordu. Bu da doğal olarak insanlarda sihirli olduğu izlenimini yaratıyordu. Bu heykel kutsal haçın lütfu ya da lütuf yolu olarak biliniyordu. Heykel Baxley keşişlerine aitti. Bu kasaba Londra'nın 45 kilometre doğusundaydı. Efsane dilden dile dolaştı ve Avrupa'nın dört bir yanından insanlar bu küçük kasabaya akın etti ve hareketlerin gizemiyle adeta büyülendi. Tabii bu insanların cahil olduğunu göz ardı etmemeliyiz. İnandıkları şey kilisenin inanmalarını istediği şeylerdi. İsa'nın heykelinin hareket etmesi inanılmaz ve o oranda muhteşem bir deneyimdi. Haç, Rut perdesi olarak bilinen bir perdenin üstünde kilisenin tam ortasındaydı. Her şeyin merkezindeydi. Perdenin hemen arkasında bir sığınak vardı. Burası ekmekle şarabın İsa'nın bedenine ve kanına dönüştüğü günlük mucizeleri barındırıyordu. İsa'nın çarmıhtaki görüntüsü dikkat çeken tek yerdi. Orta Çağ'da bir insan buna bakarak çektiği acıları hayal ediyordu. İsa'nın ölmesi ve tekrar dirilmesi Hristiyan inancının merkezini oluşturur. Çarmıhtaki acısı güçlü bir betimlemedir. Orta Çağ'da bu tip heykeller olabildiğince gerçekçi yapılıyordu. Baxley de bunu bir adım ileri götürdüler. Gerçek gibiyi gerçeğe dönüştürdüler. Yapılan yardıma ya da olası yüklü bir bağışa karşılık İsa gözlerini ve dudaklarını hareket ettiriyordu. Hemen arkamdaki duvara cennet cehennemin resmi yapıldı. Bunlar aslında Tudor cemaati için gerçek yerlerdi. Hareket eden İsa bunu gerçek kılıyordu. İsa gülümserse güvendeydiniz, kurtulmuştunuz ve cennete giden kapıyı aralamıştınız. İsa yüzünü asarsa işiniz zor demekti. Cansız heykelin konuşmasını ve hareket etmesini sağlayan neydi? Cansız nesnelere hayat veren ilahi bir güç mü devredeydi? Yoksa bu masum dindar insanları kullanmaya çalışan üçkağıtçıların işi miydi? Bu soruları cevaplamak için Kutsal Haç'ın lütfunun foyasının meydana çıkışına tanık olanları dinleyeceğiz. 16. yüzyıl İngiltere'si dini inançların zirve yaptığı, insanların inançları uğruna birbirlerini öldürmekten çekinmediği bir yerdi. Tahtta 8. Henry vardı. Kral, papayla karısı Aragonlu Catherine'le boşanmasına izin vermediği için İngiltere'nin Roma Kilisesi'yle olan bağlarını kesmek istiyordu. Bu Batı Hristiyanlığını darmadağın eden bir gelişmeydi. 8. Henry'nin kiliseden ayrılması büyük bir adımdı ve o bunun farkındaydı. Papaya sırtını dönen ilk kraldı. Karizmasını artıran cesur bir adım atmıştı. Zaten Henry'nin istediği de buydu. Roma'dan ayrıldıktan sonra Henry manastırları kaldırıp muhteşem servetlerine el koydu. Popüler desteği artırmak için keşişlerin mali durumlarını, işledikleri cinsel ve dini suçları halkın gözü önünde teşhir etti. 1538'de ajanlarından biri önemli bir sırrı açıkladı. Ünlü mucizeyi Baxley'nin keşişlerinin sahnelediği ortaya çıkmıştı. Jeffrey Chambry adında biri Kutsal Haç'ın lütfu hakkında Baxley'de bir konuşma yaptı. Baxley Manastırı'nı kapatmak ve Kutsal Haç'ın lütfunun barındırdığı sahtekarlığı ortaya çıkarmak gerekiyordu. Bütün bunlar makineler, teller ve çubuklarla yapılıyor ve bu sayede gözlerin ve diğer organların hareket etmesi sağlanıyordu.
Chamber'ın telleri keşfetmesiyle bunun bir sahtekarlık olduğu anlaşıldı. Bir keşiş tarafından kontrol edilen heykel, adı bilinmeyen bir İngiliz heykeltıraş tarafından yapılmıştı. Keşişlerin bunu nasıl yaptığı bilinmiyor. Kanıtlar hemen orada anında yok edilmiş. Ama heykelin başının arkadan bağlı olduğu bir yer olmalı. Gözler tellerle hareket ettiriliyordu. Alt dudak basit bir deri kayışa bağlanmıştı. Bu da telle hareket ettiriliyor ve canlı görüntüsü veriliyordu. Daha sonra kutsal haçın lütfu indirildi ve kentin belirli bölgelerinde, sonra da Londra'da sergilendi. Londra o günlerde hala dünyanın en büyük kenti konumundaydı. Mucizenin aslında mekanik bir aksam olması Henry'nin işine gelmişti. Kutsal haçın lütfu da Baxley olayı 8. Henry'nin reformlarının gözde parçalarıydı. Heykel Londra'da caddelerde dolaştırıldı, sarayda gösterildi ve sonunda bir törenle yakıldı. Bu eski kilisenin yalan ve sahtekarlıklarla dolu olduğunu gösteren en önemli kanıttı. Keşişler bunu neden yapmıştı? Duvar resimlerini ve heykelleri teknolojiyle bağdaştırıp inancı arttırmayı mı hedefliyorlardı? Yoksa oraya yapılacak olan ziyaretlerden elde edilecek gelir mi amaçlanmıştı? Bu sorunun cevabını asla bilemeyeceğiz. Bir sonraki antik keşfimiz iki dinin arasındaki çekişmeyle ilgili. Gizli bir dini topluluğun Tanrı'ya hizmet ve varoluş uğruna savaş sanatını kullanmasına tanık olacaksınız. Antik keşifler, teknoloji ve mühendisliğin inanç dünyasındaki yerini inceledi. Şimdi de inanç uğruna teknolojinin nasıl savaşa alet edildiğine tanık olacaksınız. Orta Çağ'ın ortalarına doğru Kudüs'te hastalara bakmak adına St. John grubu kuruldu. 1530 yılına gelindiğinde Akdeniz'de Malta adasında bir merkez kurulmuştu. Yarı keşiş, yarı asker olan bu Malta şövalyeleri kendilerini Hristiyanlığın korunmasında silahlı bir güç olarak görmeye başladı. Bu sıra dışı bir gruptur. Aslında manastır kavramı altında başlamıştı. Ama Tanrı adına ant içen, yoksulluğu tek yol olarak tanıyan bu dindar insanlar bir süre sonra inançları koruyan savaşçılar olup çıktı. St. John şövalyeleri Akdeniz'i ele geçirmeyi hedefleyen bir İslam imparatorluğuyla çatışmaya girmekte tereddüt etmiyordu. 1565 yılında Malta Adası, Osmanlı Padişahı Muhteşem Süleyman'ın donanması tarafından abluka altına alınmıştı. Osmanlılar 25 bin askerle karaya çıkmıştı. Gemilerde gerek olduğu zaman kullanılmak üzere 10 bin asker daha hazır bekletiliyordu. Hristiyanlar 500 şövalye ve 3 bin misyonerden ve 3500 civarında Malta askerinden oluşuyordu. Bire karşı dört azınlıkta kalmışlardı. Bu rakamlara bakıldığında şövalyeleri süpermenler gibi görmek mümkün. Kendilerinden dört kat fazla Osmanlı askerlerine karşı adayı korumuşlardı. Bunlar sıradan Osmanlı askerleri değildi. Dünyanın en güçlü ordusunun askerleriydiler. Peki şövalyeler buna rağmen nasıl başarılı olmuştu? Dua ve dini inançlar onlara gereksinimleri olan cesaret ve gücü vermişti. 4 haftalık bir kuşatma planlanmıştı ama bu sonradan aylar süren ve ağır kayıplara neden olan bir savaşa dönüşmüştü. Şövalyeler Tanrı'nın yardımıyla ayakta kalacak ya da Malta ile birlikte düşecekti. 190 gemiden oluşan Osmanlı donanması tarihte o güne dek görülmedik bir kuşatma gerçekleştirmişti. Bu dev donanmanın Malta'ya doğru geldiğini gören her şövalye, Lavalette'in yıllarca Avrupa'yı böyle bir tehdide karşı uyardığı ve buna rağmen destek almadığını kabul etmek zorunda kalmıştı. Böyle bir güce karşı nasıl ayakta kalacaklarının planlarını yapmaya başladılar. Bunun üzerine savaşta başarı sağlamış bilinen en eski teknolojik kaynağa yöneldiler. Savaşlar tarih boyunca insanların ilkel insan için en ölümcül madde olan ateşe hükmetmeye çalışmasına tanık olmuştur. İlkel insan beynini etkilemenin tek yolu buydu.
Saint-Jean şövalyeleri, Bizanslılar ve antik Yunanlılar gibi, hatta 20. yüzyılın napalm bombaları ve alev silahları gibi askeri alanda kullanmayı başardı. Andrew, Malta'nın ulusal kütüphanesine büyük kuşatmadan önceki dokümanların bulunduğu yere gitti. Burada şövalyelerin ateşi silah gibi kullandığına dair ilginç bir belge buldu. Bu Balbi yazması. Malta kuşatmasını ilk elden anlatan, orada bulunan biri tarafından yazılan ve kuşatmadan sadece birkaç yıl sonra basılan bir örneği. Malta kuşatmasının en önemli belgesi işte bu. Metinde Osmanlı donanmasının büyük kuşatmada yaptığı ağır saldırılar açıkça anlatılıyor. Balbi'de bulunan en önemli bilgilerden biri, sayfa 39'daki Türklerin Saint-Elmo'ya yaptığı saldırıda topların yoğun ateşi sonucunda gecenin gündüze dönüştüğünü anlatan kısımda yer alır. Bu bölümde aynı zamanda şövalyelerin yıkım gücü büyük bir silahı devreye soktuğundan söz ediliyor. Silahın adı Trump'tı. Yani trompetin eski adı. Bu bir alev silahıydı. Düşman surlara tırmanırken üstlerine alev püskürtüyordu. Aynı zamanda bir kerede birkaç mermi atabilen bir silaha dönüştürülebiliyordu. Balbi bize Trump'ların nasıl çalıştığını gösteriyor. Bu da bize o silahı yapıp deneme şansı veriyor. Balbi'de yazanları yaparak işe yarayıp yaramadığını görebiliriz. İngiltere'de tarihi silah yapımcısı Ian Hen, şövalyelerin askeri teknolojisiyle başa çıkabilecek nadir insanlardan. Balbi'de anlatılan alev makinesini yapıp deneyecek. Demir levhayı rulo haline getiren Ian, 2,5 metrelik büyük bir tramp yapıyor. Metal 500 derece ısıda ısıtılıyor ve sonra istenilen şekil veriliyor. Ne kadar etkili olabileceğini tahmin edebiliriz ama gerçek bir test yapmadan emin olmamıza imkan yok. Kullanılmayan bir taş ocağında Ian, 16. yüzyıl şövalyelerinin alev makinelerini test etmeye geliyor. Modern barut kullanacağız. Bu aslında Malta kuşatmasında kullanılan baruttan pek farklı değil. O dönemde Mısır tozu denilen ve 150 yıldır kullanılan, aynı zamanda kara baruttan farkı olmayan barut kullanılıyordu. Ian ilk olarak alev fırlatıcı olarak etkisini test edecek. Barut namluya sürülüyor, sonra da bir fitille ateşleniyor. Ateşliyoruz. İlk test, kuşatmada kısa mesafede silahın ölümcül olduğunu gösteriyor. Burada son derece etkili tarihi bir alev fırlatıcısına tanık oluyoruz. Düşmanın uzun ve ince ipek giysiler giydiğini unutmamamız gerek. Yanmaları hiç de zor olmuyordu. Saldırıyı durdurmanın etkili bir yoluydu. Düşmanın aklına gelecek son şey saldırıya devam etmek ve savunmayı yarmak olurdu. Giysilerini çıkartmak ve üstlerindeki alevleri söndürmek istemişlerdir. Trump'ı ilginç kılan bir başka olguysa düşmanı iki ayrı aşamada etkiliyor olmasıydı. Alev fırlatıldıktan sonra metinde mermilerin fırlatıldığı yazıyor. Bu demir bölmeye ikinci kez barut ve demir parçalar yerleştirilerek sağlanıyordu. Ian bunu denemek için Trump'ı hazırlıyor. İlk olarak ekip namlunun önünden alevi fırlatıyor. Sonra ikinci ateşleme bölümü hemen arkada yer alan bölmeden ateşlenerek küçük taş ve metal parçaları fırlatıyor. Ateşliyoruz! Ve işte geliyor! Büyük bir alevden sonra duman ve ses çıkıyor. Hem de bir değil, tam iki kez. Yanabilirsiniz, hatta vurulabilirsiniz. Geceleri bu dev alevlerin size doğru gelmesi büyük bir panik yaşamanıza neden olabilir. Bu test, Trump'ın kısa mesafede surlara çıkmaya çalışan düşmana karşı son derece etkili olduğunu ve Balbi'de yazılanların doğru olduğunu gösteriyor. Korkunç bir alev fırlattığı gibi arkasından ölümcül parçalar geliyordu. Ama Balbi'de bu kuşatmada kullanılan tek silah olarak Trump gösterilmiyor. Antik yazıtta çok daha ölümcül bir silahtan söz ediliyor.
Bu silah, St. John şövalyelerine zaferi getiren en önemli etmen olmuştu. 1565 yılında bir Akdeniz adası olan Malta'da kendilerini St. John şövalyeleri olarak adlandıran savaşçı keşişler, kendilerinden 4 kez daha güçlü Osmanlı donanması tarafından kuşatılmıştı. Şövalyelerin inanılmaz zaferi kullandıkları korkunç silahların sayesinde gelmişti. Malta şövalyelerinin gizemli savaş teknolojisi tarihçi Andrew Lambert tarafından test ediliyor. İşe kuşatmanın başladığı San Elmo'dan başlıyor. Burada Türk kadırgalarının kaleyi bombalamak için nasıl bir formasyon kurduğunu görebiliriz. Burada düzinelerce kadırga olmadı. Her birinde kaleye yönelmiş iki ya da üç top vardı. Deniz tarafından San Elmo ağır bir top ateşine tutulmuştu. 1565 yılının Haziran ve Temmuz aylarında savaş kızışmıştı. Her iki tarafta da binlerce asker hayatını kaybetmişti. Osmanlılar şövalyeleri esir aldıklarında onları tıpkı İsa gibi çarmıha geriyor, sonra limandan suya bırakarak kaledekileri korkutmaya ve teslim olmalarını sağlamaya çalışıyordu. Şövalyeler buna karşı Türk esirlerin başlarını kesiyor ve bu başları Türk kadırgalarının üstüne doğru fırlatıyordu. Her iki taraf da pes etmeye niyetli değildi. Bu bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti. Şövalyelerin zaman kazanması gerekiyordu. Kışa kadar dayanabilirlerse Osmanlıların evlerine dönmekten başka çaresi kalmayacaktı. O güne kadar Osmanlıları kaleye yaklaştırmamak için her türlü stratejiyi kullanmak zorundaydılar. Antik yazıtta yer alan silahlardan biri de alev çemberiydi. San Elmo'dakiler sürekli bir ağır top ateşinin altındaydılar. Durumları hiç de kolay değildi. Surlara yakın olanlar ağır top ateşi altında kalıyor, hatta misket tüfeğiyle avlanma riski taşıyordu. Alev çemberleri iki asker tarafından dev maşalar kullanılarak taşınıyordu. Amaç çemberleri surların üstünden köprüyü geçmeye çalışan Türk askerlerine doğru fırlatmaktı. Bunlara ateş çemberi adı veriliyordu ve bu çemberler keten tohumu yağına batırılıp yünle ve barutla sarılıyordu. Bunlar aslında havada döne döne yol alan dev katrin tekerlekleriydi. Düşmanın üstlerine döne döne gelen bu dev çemberleri söndürmek imkansızdı. Peki bu sıra dışı silah nasıl çalışıyordu? Çemberin etkili olmasındaki unsur neydi? Kaledekilere üstlerine merdivenleriyle büyük bir kararlılıkla gelen düşmana karşı bir avantaj sağlıyor muydu? Antik teknoloji uzmanı Richard Bentley, Barbie'deki aynı maddeleri kullanarak bu sorulara cevap bulmaya çalışacak. Büyük bir çember var. Bu çember yün ve pamukla sarılıyor. Sonra da yanıcı yağlara batırılıyordu. Daha sonra üstüne diğer maddeler sarılmaya başlanıyordu. Bunlar çaput parçaları olabilir. Herhangi bir bez parçası bile işe yarayacaktır. Daha sonra çember sıkıca sarılıyor ve tellerle bağlanıyordu. Daha sonra erimiş siple kaplanıyordu. Aynı zamanda yanıcı maddeler de kullanılıyordu. Richard, yanıcı madde olarak doğal yağlar, bal mumu, hayvan yağları ve o dönemde şövalyelerin bulabileceği barutu kullanıyor. Bu orta çağda herkesin bilmediği bir formüldü. Varil yapımında kullanılan teknik uygulanıyordu. Ne olacağını bilmediğim için koruyucu gözlüğümü takacağım ve daha sonra yakıp ne olduğunu göreceğiz. Uzunca bir süre yandığını görmek mümkün. Erimiş ziftin damladığını görebiliyoruz. Zifti sürerken biraz da elime bulaştı. Son derece yakıcı bir madde. Uzun süre kalırsa deriyi etkileyebiliyor ve ağır yanıklara neden olabiliyor. Yanıcı maddeyi başarılı bir şekilde test ettikten sonra Richard çemberleri test ediyor. Yamacın hemen altında halatlarını fırlatmış Osmanlı askerlerini simgeleyen hedefler var. Surlara aynı anda binlerce Osmanlı askerinin saldırdığı varsayılıyor. Richard'ın amacı hedefleri çemberlerle yakmak olacak. Müzik
Basit tasarımlarına rağmen Richard'ın alev çemberleri inanılmaz bir etki sağlıyor. Bu da bu silahın neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çemberle sıvanan yanıcı maddeler söndürülmesi imkansız hale gelip yarım saat boyunca yanmaya devam ediyor. Bu çemberlerden sadece biri bile iki ya da üç düşman askerini etkisiz hale getirmeye yetebiliyordu. Yüzlerce çemberin aynı anda atılması paniğe neden oluyor ve düşman askerlerini etkisiz hale getiriyordu. Bunlar o dönemde var olan diğer bütün silahlardan çok daha etkili olmuştu. Bu alev çemberleri San Elmo'nun savunmasında en önemli etmenler olmuştu. Türkler sanılandan çok daha uzun süre uzakta tutuldu ve kuşatma planlanandan çok daha uzun sürdü. 16. yüzyılın bu büyük kuşatmasında artık avantaj Malta şövalyelerine geçmişti. Şövalyelerin artık dayanacak gücü kalmamıştı. Savaşan asker sayısı 600'e kadar düşmüştü. Ama dayandılar. Osmanlı ordusunun moralini çökertmeyi başarmışlardı. Kuşatma sonlandırılıp doğuya doğru yelken açıldı. İki ordu karşılaştı ve savaştı. Hristiyanlar bu savaştan galip çıktı. Biraz yetenek, biraz şans ve bol miktarda yeni silah ama elbette Batı'nın çok daha sağlam ekonomisi, silah tasarımındaki başarısı sayesinde. 150 yıl içinde Osmanlı İmparatorluğu köşeye sıkıştırılmış, Batı uygarlığı bir kez daha dünyayı yönetmeye başlamıştı. Antik keşiflerin bu bölümünde karanlık gizemler barındıran arkeolojik bir bölgeyi göreceğiz. Antik insanların kullandığı doğaüstü bilgiyle ölülerin dünyasına girip bu gizemli yeri keşfedeceğiz. ...20. yüzyılın ortalarında Kuzey Yunanistan'da arkeologlar binlerce yıldır gizli kalan ilginç bir bölgeye rastladı. Bu gizemli koridorlar ve odalarla büyük bir salondan oluşan bir yerdi. Arkeologlar keşfettikleri yer altındaki bu taş odanın antik tanrı figürleriyle dolu olduğunu gördü. Ama asıl ilginci burada bazı makine parçalarının bulunmasıydı. Antik tarihçi Michael Scott bu sırları çözmeyi amaçlıyor. 1953 yılından bu yana birçok gizemi barındıran bu kazı bölgesindeki bilgiler yavaş yavaş su üstüne çıkmaya başladı. Ağır iş makineleri var. Demirden yapılmış ağırlıklar görüyoruz. Fren mekanizmasını sağlamak için dev sistemler bulundu. Peki bu nasıl bir makineydi? Çeşitli fikirler öne sürüldü. Bazıları bunun bir çeşit mancınık, hatta bir mancınık dizisi olduğunu savunuyor. Bu demir makine parçaları M.Ö. 3. yüzyıla ait. Eğer bunlar askeri amaçla kullanılmışsa, uzmanlar bunların mancınık parçaları olabileceğini söylüyor. Ama çok daha ilginç bir başka teori daha var. Bu da makinenin gizli bir dini seremonide kullanıldığı yönünde. Burası Yunanca'da ölülerle iletişim kurmak anlamındaki nekromasi merkeziydi. Zengin ve yoksullar uzak bölgelerden buraya geliyor, ölenlerin ruhlarıyla iletişime geçerek gelecekten haber alıyordu. Bölgede aynı zamanda Persefon adlı tanrıçanın heykeli bulundu. Persefon, yeraltı dünyasının tanrısı Hades'in karısıydı. Hades yer altından gelip Persefon'u almış ve onunla evlendikten sonra tekrar yer altına dönmüştü. Burada basit bir çiftlikle karşı karşıya değiliz. Burası ölülerin merkezi. Bu dev ağırlıklar, bu vinç sistemi ise bu törenlerin birer parçası olabilir. Peki dini bir seremonide ağır makinelerin ne işi olabilirdi? Belki de buraya gelenler ruhları görmeyi istiyordu. Halkı makineler yoluyla etkilemek o dönem için sıra dışı bir şey sayılmazdı. Bu makine mancınıktan çok ruhları çağırma amaçlı mı kullanılıyordu? Michael antik insanların izlediği yolu izliyor ama törenlere katılmak için değil, bu gizemi çözmek için. Ölülere sorulan sorular sadece ölülerin cevaplayabileceği ve o an için gereksinim duyulan sorulardı. Ölülere danışmak son çare olarak görülüyordu. Ölülere yaklaşmak için son derece cesur ve korkusuz olmak gerekiyordu. Desperate to go anywhere near them.
Bu tüyler ürperten deneyimi canlandırmak için Michael, M.Ö. 5. yüzyılda Herodot'un Tarihler adlı kitabında tarif ettiği gibi antik insanların izlediği yolu izliyor. Herodot, ölülerin buluşma yerinin Kuzey Yunanistan'daki Akeron Nehri olduğunu söylüyor. Bu nehir hala arkeolojik bölgede denize dökülmeye devam ediyor. Yunan mitolojisi Akeron'u Hades'e, yani antik dünyanın cehennemine dökülen nehirlerden biri olarak gösteriyor. Ölülerin ruhları buraya Charon adlı tekneci sayesinde ulaşıyordu. Buraya gelenler buradan geçmiş ve yeraltı dünyasının yakın olduğu konusunda uyarılmış olmalı. Akeron nehrine gelmek, sorularına cevap arayanların ayak izlerini takip edip ölülerin buluşma yerine doğru ilerlemek tarifi imkansız ve heyecan yaratıyor. O insanların inanılmaz bir deneyim yaşamış olması gerekiyor. Bu yolculuğu yaparken onların neler hissettiğini çok daha iyi anlamak mümkün. Ölülerin buluştuğu yer Yunanca'da nekromansiyon olarak adlandırılmıştı. Ölülerle konuşmak anlamındaki nekromansi bu kelimeden türemiştir. Bu tapınak Herodot ve Strabo tarafından cehennemin kapılarından biri olarak gösteriliyor. Milattan önce 16 yılında Romalılar tarafından ele geçirilen bölge zamanla taşlar altında kaldı. Aynı bölge 1960'lı yıllarda bir kez daha keşfedildi ama bu kez makine parçalarıyla birlikte. Bölge antik yazıtlarda yazılanlarla örtüşüyor. Burası ölülerin buluştuğu cehennem kapılarından biri. Buranın ölülerle buluşma yerinin merkezi olduğu düşünülüyor. Burada insanlar ölen yakınlarının ruhlarıyla iletişim kuruyorlardı. Labirente benzeyen koridorlar ve odalar anlam kazanmaya başlıyor. Ölülerle konuşanlar danışman olarak adlandırılıyordu. Arındırma ve kurban etme işleminden sonra bu insanlar dar ve karmaşık koridorlardan geçip ana odaya ulaşıyordu. İşte bu gizemli makine parçaları da burada bulundu. Uzun süren hazırlıklardan ve hatta 29 günlük oruçtan sonra danışmanlar buraya geliyordu. Ölülerin buluştuğu yer bu buluşmanın son noktasıydı. Burada halüsinasyon yaratan maddeler ve baharatlar verilmiş olabilir. Bu, o kişinin hayalet gördüğü fikrine kapılmasına neden oluyordu. Böylece son köşe de dönülüp bu odaya giriliyordu. Ölülerin buluştuğu yere girildiğinde danışmanlar uyuşturucular yüzünden kendini kaybetmiş oluyordu. Bu psikolojik durum insanların algı ve duygusal durumunu etkiliyordu. Odaya girdiğinizde kesif bir karanlığı fark ediyorsunuz. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Rahip sürekli bir şeyler mırıldanıyordu. Bu çok daha etkili bir havanın yaratılması anlamına geliyordu. Sonra birden yeraltı dünyasının görüntüsüyle karşılaşılıyordu. Bir ruh beliriyor ve ekolu bir ses sorulan soruya cevap veriyordu. Bunun nasıl olduğu hala gizemini koruyor. Araştırmacılarımız bu gizemi çözmeye çalışacak. Bulunan mekanik parçaların ruhların görünmesini sağlayan aparatlar olduğu düşünülüyor. Tıpkı antik yazar Herodot'un yazıtlarında tarif ettiği gibi. Eğer ruhların görüntüleri görülebiliyorsa bu büyük bir olasılıkla yukarıdan kontrol ediliyordu. Aşağı indirildikleri birinci odada bir vinç sistemi vardı. Ama bundan emin olabilmek için bunu test etmemiz gerekiyor. Belki de bu görüntüler gerçek birer insandı. Antik teknoloji uzmanı Richard Bindley bu teoriyi araştırıyor. Bölgede bulunan demir parçalarını bir araya getiren Bindley, odanın hemen üstünde yer aldığı varsayılan mekanik bir vinç yapıyor. Burada dişli ya da çarka benzeyen birkaç gizemli nesne bulundu. Ama bence bunlar çark değil, bir çeşit manivela sistemi. Bu da bir vinç mekanizmasını harekete geçirdiği anlamına geliyor. Michael, Antik Keşifler Test Merkezi'nde Richard'la buluşuyor. Burada antik rahiplerin yarattığı ruh görüntülerini yaratmaya çalışacaklar. Rahibi indirmek için Richard, halat ve çarkla çalışan, bir kamyondakinden farklı olmayan bir vinç sistemi tasarladı. Makine demirden ve tahtadan yapıldı.
ve şaftın hemen yanında bir manivela sistemi bulunuyor. Bu sistem ağırlığın geriye doğru dönmesine engel oluyor. Büyük bir kolla çok daha küçük bir şaftı kaldırmak ve bu şaftın etrafına halatı sarmak mümkün oluyor. Kolun her dönüşünde halat aslında birkaç santimetre hareket ediyor. Bu mekanik bir avantaj olarak gösterilebilir. Kol bir metre kadar hareket etmesine rağmen halat sadece birkaç santimetre hareket ediyor. Bu mekanik sistemi kullanarak Richard'ın bu sistemi kola uygulanan birkaç kilogramlık güçle 150 kilogram ağırlığı kaldırıp indirebiliyor. Bu vinç sistemini test etmek için o arkeolojik bölgeyi yaratmak zorundayız. Diyelim ki ben danışmanım ve ölülerin buluştuğu yere gidiyorum. Richard birinci katta, kilise olarak bilinen yerde. Burada vinçin bulunduğu gizli bir bölme olmalı. Ve hemen alt tarafta dublörümüz John var. John danışma odasına indirilen ve ruhlarla konuştuğu düşünülen rahip rolünü oynayacak. Ve bu odada sorularına cevap arayan kişiye karanlığın içinden bir ses gelecek. Böyle makinelere tanrıları gökyüzünden indiren antik tiyatro sahnelerinde sık sık rastlanıyordu. Ama burada cehennemden ruhların getirilmesi için kullanılıyordu. Kendilerinden geçmiş, duman, ses ve yanıp sönen ışıklarla gözleri boyanmış insanlar yer altından ruhların geldiğine inanıyordu. İnsanlar bu odaya girdiğinde her yerin bir sis perdesiyle kaplı olduğunu görüyordu. Rahip söz konusu ölünün ruhuymuş gibi yapıyor ve onun ağzından konuşuyordu. İçeri giren kişi sorusuna cevabını buluyor ve tatmin oluyordu. Danışman ölülerle konuştuğuna inandırıyordu. Daha sonra bunu gizli tutması için yemin ettiriliyor ve ağzını kapalı tutması salık veriliyordu. Yan kapıdan çıkan kişi ölülerle konuştuğundan hiçbir kuşku duymuyordu. İnanıp inanmadıkları konusunda kafamızda en ufak bir soru işareti bile yok. Çünkü dünyayı tanrıların yönettiği, ölülerin yer altında yaşadığı inancı zaten hakim olan inançtı. Buraya geldiklerinde gördükleri ya da gördüklerini sandıkları şeyin ölülerin ruhları olduğundan eminlerdi. Gördüklerine inanmaktan başka çareleri yoktu. Sorgulamaları için herhangi bir neden de yoktu. Yunanistan'da yapılan arkeolojik keşifler ve antik keşifler test merkezindeki deneyler ruhlar dünyasının arkasında yatanları ortaya koyuyor. Ruhların sihir yoluyla değil makinelerle konuştuğunu artık biliyoruz. Dinler, kültler ve gizli topluluklar doğaüstü olayları kanıtlamaya çalışarak bunları gerçekmiş gibi göstermeyi amaçlıyordu. Bunun için teknolojiye başvurdular ve inançlı insanların gözlerini boyadılar. Antik keşifler, antik dünyanın doğaüstü güçlerle temasa geçmek için nedenli çabaladığını ve bunun için bilime ve teknolojiye nasıl başvurduğunu ortaya çıkardı.